Birazdan Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Avrupa'ya ihtiyacımız yok dediği o sözlerin ne anlama gelebildiğini konuşacağız. Faruk Şen'le birlikte sevgili izleyiciler, elbette Katalonya'daki gelişmelere de bakarak. Ama şimdi Amasya'dan devam edelim. Skandallar ardı ardına geliyor. Bir beceriksizlik, bir problem dikkati çekiyor. Şimdi Amasya'da İstiklal Marşı'nın okunamayışını ekrana taşıyalım. Okunamayışı derken beceriksizlik ötesi ciddi bir skandalla karşı karşıyayız. Hem sözlerini bilmiyor, hem ilahi gibi okuyor, hem de okumaya devam ediyor. Sönmeden yurdumun üstünde yüzenen son ocak imin. Tatbikat öncesinde hastane bahçesinde gerçekleştirilen törende ses sistemi bozulunca bir görevli kürsüye çıkarak mikrofonla İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde yüzenen son ocak. İstiklal Marşı'nı söylerken sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diyeceği yerde sönmeden yurdumun üstünde yüzen en son ocak diyen görevli yalnız söylediğini anlayınca bir süre durakladı. Yurdumun üstünde yüzen en son ocak imin yıldızıdır parlayacak o benim. Kısa süreli duraklamanın ardından tatbikata katılanlar da durumu fark edince hep birlikte marşa katıldı. Yurdumun üstünde yüzenen son ocak imin yıldızıdır parlayacak o benim. Tekrar kaldığı yerden İstiklal Marşı'nı söylemeye çalışan görevli, marşı öyle bir hale getirdi ki marşı duyanlar adeta şaşkına döndü. Marşı neredeyse ilahiye çeviren görevli bakın nasıl devam etti. Çatma kurban olayım, çehreniz ey nazlı hilal, kahraman ırkımı habibimden, şiddet bu celal sana. Olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. İstiklal Marşı'nı bu şekilde yanlış biçimde okuyan görevli marşın sonundaysa kusura bakmayın dedi. Kusura bakmayın arkadaşlar, yani metin burada yok. Bir de cihaz bozulmuş. Evet, insan söyleyecek söz de bulamıyor. Orada ne işi var diye soruyor sadece. Böyle bir bari bilmiyorsun mikrofonun önüne geçme değil mi? Türkiye ama maalesef eğitim seviyesi düşük ve cehaletin övüldüğü bir ortamda gericileşme politikalarının sonuçlarını yaşıyor gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Şimdi Suudi Arabistan'dan bir haber verelim. Kadınlara otomobil kullanma izni verildi biliyorsunuz Suudi Arabistan'da ve yeni bir adım daha atmışlar prenses. Sevgili izleyiciler, kadınlar için bir sürücü okulu açılacağını duyurmuş. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde yer alan Prenses Nura bint Abdurrahman Üniversitesi kadınlara yönelik otomobil kullanma yasağının kaldırılması sonrasında üniversite bünyesinde kadınlar için bir sürücü okulu açılacağını açıkladı. Ülke genelinde 60 binden fazla kadın öğrencisi bulunan üniversiteden yapılan açıklamada yasağın kaldırılmasını ardından konunun bir ilk icraatı gündeme geldi deniliyor. Evet, Suudi Arabistan'da bir ilk sürücü okulu açılacak kadınlar için. Bizden böyle haberler var. Peki Suudi Arabistan'dan da kadınlara otomobil yasağının kalkması, sürücü olabilme imkanının tanınması haberi var. Dünyada neler oluyor? Tam da dünyada yine sosyal medyanın gündeminden gidelim. Dünyada ne oluyor? Dünyada Suudi Arabistan kadına araba kullanma hakkı verirken bir kadın uzay aracı kullanıyor sevgili izleyiciler. Şimdi astronotun o keyifli şarkısını uzay mekiğinden, dünyadan, uzay, çok uzaklarda uzaydan, uzay mekiğinden gelen görüntülerini izleyelim. If you can, amid for greed or hunger. İtalyalı astronot Samantha Cristoforetti uzayda şarkı söylerken görüntülerini paylaştı.
Nello'nun o meşhur şarkısını söylüyor. İtalyan astronot. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. Evet, uzay mekiği görüntülerini görünce çok üzülmeyin diye bir de Türkiye'den örnek getirelim. Bir kadın, bir başka kadın örnek getirelim istedik yine sosyal medyanın gündeminden sevgili izleyiciler. Yok yok, o kadar vahim durumda değiliz yani nihayetinde. Eylül Öztürk sosyal medya fenomeni kıyafetime karışma şarkısı yaptı. Evet, tıklanma rekorları kırıyor. Kadınlar Türkiye'de bütün problemi çözecek olan onlar. Kadın pantolon giymesin, taşlarını almasın, üniversiteye gitmesin, onu rezil etmesin. Eşi hastalandığında ise kadın doktor istesin ve ezik egosuyla her gün kadına kil beslesin. Ne yaptı sana bu kadınlar? Bu kadar korkuyorsun. Neden her gün boş konuşup birazcık da susmuyorsun? Açık kapalı deyip deyip bizi sürekli ayırıyorsun. Allah'la benim aramda çekil gölge oluyorsun. Ya. Kadın istediğini giyecek, sen haddini bileceksin. Şayet varsa ihtiyacı, o zaman araya gireceksin. Okula gidecek, eğitim alacak, onu destekleyeceksin. Adam olmanın ilk kuralı kadına değer vereceksin. Adamlığı geçeceksin. Ya. Önce insan olacaksın. Kadına değer vereceksin. Evet sevgili izleyiciler, o kadar da kötü durumda değiliz diye bu sosyal medya fenomenini de ekrana taşıdık. Bir haber daha verelim. Türkiye'de kadın deyince hatırlamamız gereken, hiç unutmayacağımız isimlerden birisi Songül Yakut, asker sevgili izleyiciler. Şehit Songül Yakut için Karşıyaka Belediyesi bir Örenköy'de bir parka ismini vererek onu ölümsüzleştirdi. Çok da güzel bir etkinlikle bu ölümsüzleştirme anı hafızalarımıza eklensin istiyoruz. Kayıtlara geçti çünkü. Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Mahallesi 7600. sokakta yapımı tamamlanan yeni parka, Mayıs ayındaki helikopter kazasında yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut'un adını verdi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Songül Yakut'un ağabeyi Ali Seydi Yakut da katıldı. Yarbay Songül Yakut'un isim tabelasının önünde asker selamı veren kadın jandarmalarsa duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Törende konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Songül Yakut'un adını yaşatmaktan onur duyuyoruz dedi. Bir kadın tüm dünyayı değiştirir sözünü dünyaya kanıtlamış bir ilçede yaşıyoruz. Zübeyde annesine yakışmış bir Karşıyaka'yız. Songül bir cumhuriyet kadınıydı. Bir cumhuriyet devrimcisi bir insandı Songül. İşte onun ismini Karşıyaka'da yaşatmaktan büyük onur duyuyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Başkan Akpınar'a parkın açılışını anlamlı bulduğunu söyledi. Hemşehrimiz, sevgili arkadaşım Songül Yakut'un parkının açılmasını anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Sevgili Hüseyin Mutlu Akpınar'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılının 5 aralığında kadına seçme ve seçilme hakkını vermiş. Songül Yakutlar gelip Malatya'nın bir fukara köyünde yetim bir çocuk olarak okumuş yarbay olabilmişse bunu layık demokratik cumhuriyete borçluyuz. Yakut'un ağabeyi Ali Seydi Yakut ve Örnekköy Mahalle Muhtarı Avni Yüksel de Songül Yakut adına açılan park için Başkan Akpınar'a teşekkür etti. Evet sevgili izleyiciler, şimdi ülkenin gündemine dönebiliriz diyelim. Ülkenin gündemindeki önemli başlıklar arasında biz kendi gündemimizden seçtiğimiz başlıkları aktardık sizlere.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında hem Kuzey Irak mesajıyla hem Türkiye içerisine dönük mesajlarla hem de Avrupa Birliği'ne yönelik mesajlarıyla konuşuldu. Şimdi Posta'da, Milliyet'te, bazı gazetelerde bu mesaj Avrupa Birliği konusu manşetteydi. Avrupa'ya ihtiyacımız yok başlığı Posta gazetesinde örneğin başlık dikkat çekiyor. Bu meclis haberi zaten bu başlıkla verilmişti. Terör örgütleriyle mücadelemizde bizi en çok hayal kırıklığına uğratanların başında Avrupa Birliği geliyor. Türkiye'nin AB üyeliği için gösterdiği sabrı yanlış anladıklarını görüyoruz. Buna rağmen bu süreçten vazgeçen taraf biz olmayacağız. Aslına bakarsanız bizim AB üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinde de manşette bu konu var. Erdoğan iç ve dış meselelerle ilgili net mesajlar verdi denilirken Milliyet'te, manşette, yine Posta gibi yeni yasama yılı açılışında Avrupa Birliği'ne ihtiyaç kalmadı. Milliyet'in de manşetini görelim ifadesi kullandı. Aynı ifadeler Milliyet'in yanı sıra Habertürk gazetesinde de manşete, Milliyet'in manşeti. Küpürü değil. Habertürk gazetesinde de yine haber olarak bu başlık seçilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yasama yılı açılışında Avrupa Birliği'ne AB'ye adım atılacaksa bunun tek yolu Türkiye'yi üye yapmaktır. Bizim ihtiyacımız AB'ye bugün kalmadı. AB'nin adımı da bizi üye yapmak olmalıdır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi dünkü mesajların ışığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen bu mesajların ışığında Faruk Şen'e dönelim sevgili izleyiciler ve ona soralım. TAVAK Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şen, hoş geldiniz diyerek hoş bulduk, öncelikle. Bu mesajlar ne anlama geliyor? Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri artık zaten öyle bir noktaya geldi ki var mı yok mu ben de göremiyorum. Var mı? Ne noktadayız? Ne yapmamız gerekiyor? Aslında onu konuşalım. Sorularınıza cevap vermeden evvel başka bir yorum yapmak istiyorum. Hakikaten sabahları zevkle seyrettiğim bir program Semra Topçu'nun. Bütün İlginç haberleri alıyoruz. Tebrik ederiz sizi. Devam edelim. Zaten Ankara'ya bir açıdan da sizin için geliyorum. Halk TV İstanbul'da falan çıkmıyorum. Sadece Semra Topçu'ya geliyorum. Çok teşekkürler. Fakat şimdi sorunuza gelelim. Bakarsan. Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız var mı yok mu? Yahut Avrupa Birliği ilişkileri nasıl gidecek? Şimdi Angela Merkel son bir ayda çok sert çıktı. Ne dedi? 18-20 Ekim tarihlerinde Brüksel'de yapılacak Liderler Zirvesi'nde ben bir öneride bulunacağım, Türkiye ile ilişkileri keselim önerisinde bulunacağım dedi. Ve bu öneriyi getirince zannetti ki Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri de buna uyacaklar ve beni de çok şaşırtan bir şey oldu. Biliyorsunuz Almanya ve Fransa hep aynı adımları atarlar bu. En azından 20 senedir böyledir. Sarkozy devrinde de böyleydi, Hollanda devrindeydi. Fakat Macron, Fransa Başkanı, Cumhurbaşkanı Macron çok ilginç bir çıkış yaptı. Hayır dedi, biz Türkiye ile ilişkilerin kesilmesine karşıyız, Almanya ile aynı kulvarda kosmayacağız. Ondan sonra İspanya, Portekiz, İtalya, İrlanda, daha sonra Doğu Avrupa ülkeleri, hatta ne kadar ciddi bilemem Yunanistan, Güney Kıbrıs bile buna karşı çıktı. O zaman Angela Merkel adımını biraz değiştirdi. Ne yaptı? İlişkileri dondurmak kararı çıkarmak istiyorum dedi. Şimdi ilişkileri kesmek için 28 ülkenin 28'inin de evet demesi lazım. Halbuki ilişkileri dondurmak için 3-2 çoğunluk yeterli. Yani 28 ülkeden 16'sı evet derse ilişkiler donduruluyor. Fakat Semra Hanım, ilişkilerin dondurulmasında şu sonuç var. İlişkileri bir daha açmak için 28 ülkenin de evet demesi lazım. Şimdi bu ilişkileri dondurma durumunda acaba Almanya bu kararlılığını 17 Ekim'e kadar sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi? Seçim geçti nihayetinde. Hani yalnız, seçimde kullanılan bir malzemeydi Türkiye ilişkileri. Semra Hanım, o görüşünüze katılmıyorum. Neden? Almanya, Türkiye konusunda seçimlerin dışında şartlandırıldı. Sadece Angela Merkel değil. Her geçen gün biraz daha rasist bir duruma gelen Sosyal Demokrat Parti, Martin Schulz, Yeşiller, Hür Demokratlar, Almanya için Alternatif Parti, hepsi Türkiye karşıtıydı. Hı. Ve Türk-Alman halkında artık bir Türkiye karşıtlığı var. Bir, Almanya'daki Türklerden nefret gün geçtikçe büyüyor. İki, Türkiye'ye karşı tepki çok büyüyor. Otokratik bir devlet, demokrasi yok diye. Üçüncüsü, Cumhurbaşkanı'na karşı büyük bir tepki var. Bunlar hemen seçimden sonra geçecek tepkiler değil. Bu uzun sürecek tepkiler.
Ama Angela Merkel şimdi çok güçlü bir konumda. Eskiden sosyal demokratlarla istediği gibi oynuyordu. İki dönemdir onlarla birlikteydi ve sosyal demokratlara dış politikayı bırakmış. Fakat dış politikayı da tam bırakmamıştı. Almanya'da üç ülkeye yönelik dış politika başbakan tarafından yapılır. Bunlar Amerika, Rusya ve Türkiye'dir. Türkiye bu konuda ciddiye alınan bir ülkedir. E şimdi başına iki tane belalı koalisyon ortağı geliyor. Bir, Hür Demokratlar, iki, Yeşiller. Hür Demokratların başkanı Stefan Lindner çok sağcı, rasist ve Almanya tarihinde az olan bir şeydi. Türkiye'de bizim politikacılar bazı dolandırıcılıklar yaparlar, çarparlar, eski Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan gibi falan fazla bir şey olmaz. Almanya'da Alman devletini teşviklerde dolandırıp da tekrar politikaya girebilen tek kişidir Stefan Lindner. O Türkiye'ye çok negatif bakar. Yeşilleri anlatmama gerek yok. Cem Özdemir'in bakışı sadece Türkiye, başka bir şeyden zaten anlamıyor. Şimdi bu üçlü koalisyon Almanları zorlayacak. Angela Merkel'i zorlayacak. Hı hı. Angela Merkel 18 Ekim'de zirveye giderken yeni hükümeti kurmamış olarak gidecek. Eski hükümetle gidecek, uzun sürecek. Bu açıdan acaba Türkiye konusunda bu kadar kararlı olur mu bilmiyoruz ama kararlı olamazsa bu daha hükümeti kuramadığı için olacaktır. Şimdi bu gelişmeler çerçevesinde zaten siz başta söylediniz Sayın Topçu. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri zaten askıya alınmış durumda. Bir daha askıya almaya gerek yok. 3 yıldır açılan fasıl yok. Bakın 2005'te Hırvatistan'la Türkiye aynı zamanda tam üyelik görüşmelerine başladı. Hırvatistan 35 faslı açtı ve kapattı. Biz 14 faslı yani. Tamamladı ve girdi. Tam biz 14 fasıl açıldı, bir fasıl kapandı. Bilim faslı. Demek ki bizim önümüzde daha çok yorum var. Gelelim Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasına. Cumhurbaşkanı bu konuda Avrupa Birliği'ne bir tepki gösteriyor. Zira şu konuda haklı. Avrupa Birliği 54 yıldır Türkiye ile oynuyor. Yani şimdi Türkiye'ye karşı bu çıkışları sadece Tayyip Erdoğan'ın politikasından kaynaklanmıyor. 2002-2013 yılları arasında Tayyip Erdoğan'ı eller üzerinde taşıyorlardı Avrupa Birliği. Hı hı. Tepkileri yoktu. 2013 geziden sonra değişti. Avrupa Birliği Türkiye'yi katiyetle almayı düşünmüyor. Bir, Müslüman bir ülke istemiyor. 79 milyonluk. Almanya'dan sonra ikinci büyük ülke olacak. İki, çok büyük bir ülke. 780 bin kilometre kare onun için istemiyor. Üç, ayrı bir kültür dünyası istemiyor. Dört, Türkiye tam üye olursa İran, Irak, Suriye, Gürcistan gibi ülkelerle komşu olacak. Onu da istemiyor. Bırakın diyor, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya ile kalsın Avrupa Birliği sınırları. Yani Cumhurbaşkanı da oyalamayın artık manasında evet. Mı öyle söyledi? Yani bu tepkiyi göstermesini ben normal karşılıyorum. Yani şöyle bir gecikmiş diye de değerlendirilebilir mi belki? Çok gecikmiş durumda. Hı-hı. Hani Karadenizlilerin bir lafı vardır. Siz bizi tanımaysanız biz sizi hiç tanımayırız diye. Ben Karadenizli değilim ama bu lafa çok bayılırım. Hakikaten bizim de tanımamamız lazım. Zira Kopenhag kriterleri diye Türkiye'ye tutturuyorlar. Semra Hanım, ne Almanya Kopenhag kriterlerini göçmenler konusunda uyguluyor, ne Yunanistan Türk azınlığı konusunda, ne Macaristan, ne Romanya. Eğer Kopenhag kriterlerine bakarsak çok az sakatlığı olan ülkeler var. Şimdi esasında bizim bir Ankara kriterleri çıkarmamız lazım. Bizim de belirli istekle. Bakın Kıbrıs konusunda bizle alay ediyorlar. Mustafa Akıncı'yı da belirli bir şekilde tavladılar. 6 ay görüşüyorlar. Sonunda aynı kararlarla Anastasiyas her şeyi reddediyor. Kıta sahanlığı konusunda. Bakın Yunanistan. Adalar gitmiş. Yunanistan. Biz 12 adalar diye 18 adayı da sadece gitmemiş. Biz de biraz terk etmişiz. Yani bunları sadece Yunanlılara kızmayalım. Bizim dış politikamız da bunda zayıf kalmış. Bunlarda Avrupa Birliği hiçbir şey yapmıyor. Bir konu daha. Artık Avrupa Birliği'nde ve NATO'da Türkiye'nin tam üyeliği tartışılıyor. 1952'de biz binlerce kişiyi Güney Kore'de şehit vererek NATO'ya girmiştik. Ben geçenlerde Avrupa'da 2-3 think tank grubunun toplantılarına katıldım. NATO'ya Türkiye'nin getirisi nedir diye tartışılıyor. Zira biliyorsunuz bu Suriye Savaşı başladığı zaman bu füzeleri Hollanda ve Almanya Türkiye'ye sınırlarına koymak için çok düşündü ve paralarını da bize ödeterek koydurdular. Şimdi diyorlar ki NATO'nun da işlevi Avrupa Birliği'nden aynı sınırlarda bitsin.
biz Suriye, Irak, İran gibi ülkelerle beraber olmayalım diye böyle bir NATO beklentisi var. Bu açıdan Türkiye'nin bir çıkış yapması lazım ve Türkiye'nin muhalefetin de bu konuyu ele alması lazım. Yani ana muhalefet partisinin de bir Avrupa Birliği politikası oluşturup bunu burada halka anlatması lazım. Tabii ki biz Avrupa ile iç içeyiz. Benim 5,7 milyonum insanın Avrupa Birliği sınırları içinde yaşıyor. Semra Hanım, benim dış ticaretimin %60'ı Avrupa Birliği ülkelerinden oluyor. Yani bakın, Rus turist sayısı arttı fakat Avrupa Birliği'nden gelen turistlerde azalma var. Benim turizm de önemli bir faktör. 6900 Alman yatırımcısı burada var. Son zamanlarda kavga ettiğimiz Hollandalıların Türkiye'deki yatırım tutarı 22 milyar dolarlık direkt yatırımlar var. Yani Avrupa Birliği'nden tam köprüleri atmayalım fakat artık bir sınır çizelim. Ekonomik olarak zaten atamayız. Çok büyük bir problem olur sonuçta. Atamayız. İhracat orası Türkiye tabii için en önemli. O bakımdan olamaz. Bir de ben size bir şey diyeyim. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ten beri zaten düstur olarak Avrupa'yı almışız. İslam dünyasını almamışız. Ama bir sıkışma yok mu sizce de? Sonuçta Türkiye'nin Amerikan politikaları, Rusya ile bir denge sağlama bölgesel olarak çabası, FETÖ ile ilişkilere bakıyorsunuz, ABD ve Almanya'nın kimilerince düşmanca tutumu, hani sonuçta Türkiye bir terörle mücadele etmeye çalışırken bunu kabul etmeyip buna yardımcı olmayışları, PKK'da olduğu gibi. Bu da bir ciddi problem değil çok mi? Doğru. Hani ne yapacak Türkiye o zaman? Kendisiyle oynanmasına izin mi verecek? Hayır. Amerika konusunda çok haklısınız. Amerika, FETÖ'yü Amerika büyüttü, yetiştirdi. CIA'nin katkılarıyla bu darbeye de öneyak olmasını sağladı. Ve 4500 koli malzeme gitmiş, hala incelemedik, yapamadık, edemiyoruz, terörist olarak tanımlayamıyoruz diyor. Almanya'da da aynı. Almanya aynı şekilde. Almanya 1996'da FETÖ grubu Almanya'ya girdi. En geç giren İslami örgüttür. Fakat en fazla puan kazanan İslami örgüttür. Ve bugün saygın bir kurum olarak orada görülmektedir. Ne yapmıştır FETÖ? Üç konuda akılcı adımlar atmıştır. Bir, bilim adamlarını tavlamıştır, Alman bilim adamlarını. Onlara projeler yaptırarak para verip kendisine bağlamıştır. İki, basın mensuplarını sık sık Türkiye'ye getirerek yemlemiştir. Üç, belirli politikacıları, eski parlamento başkanı Almanya'nın Cem Özdemir gibi politikacıları kendine çekmiştir. Ve Alman İçişleri Bakanı Demezier bir açıklama yaptı. FETÖ için terörist tanımı bizim terörist tanımlarımıza uymuyor. Onun için bu konuyu tartışmayız dedi. Aynı şeyi zaten PKK'da da yapıyorlar. Bakın 4500 kişiyi istiyoruz. Ya insan ilaç için 50 tanesinin dosyasını bitirir ve bize yollar. 4500'ü demiyorum. 50 tane bir iyi niyet. O yok. Onun için Türkiye bu konuda haklı. Türkiye Avrasya'ya yönelik atımlarda da haklı. Fakat onun da suyu çıkıyor. Bakın S-400'lerde Sayın Putin ve Sayın Tayyip Erdoğan açıklamalarında S-400'e hiç değinmediler. Zira ikisini bu anlaşmayı yorumlara ayrı. Putin Türkiye'ye sadece S-400'leri satmak istiyor, yahu satıyor. Biz de bunun teknolojisini alıp bundan sonra yenileştirmeyi yapmak istiyoruz. Fakat Sayın Ekonomi Bakanı Niyazi Bekçi büyük bir başarı olarak anlatıyor. Domateslerimiz artık Rusya'ya girecek diyor. Yani kusura bakmayın, eğer Türk ekonomisinin kurtuluşu domates ihracatımıza kaldıysa zaten biz batmışız demektir. Bir de o da çok güç. Ben Rusya'yı çok yakından izliyorum. Rusya yepyeni bir teknolojiyle domatesi yetiştiriyor. Artık dış domatese fazla ihtiyacı yok. Evet, problem tabii, o da öyle olunca. Şimdi bir de Avrupa'nın içinde bulunduğu duruma bakarım. Tekrar Türkiye ile ilişkilerine dönelim. Katalonya'da bir seçim var. Avrupa'da da durum biraz gergin galiba. Sadece İspanya için değil, Fransa'da da işte başka ülkelerde de problemli bölgeler var. Ve dolayısıyla herkes kendinden korkmaya başladı. Bu ayrılıkçı rüzgar esiyor. Katalonya'da hükümetin tavrı kendilerine...
onu yorumladım zaten. Türkiye'de bir mesele olduğu zaman başka, kendilerinde problem çıkınca böyle nasıl bir sert bir müdahalede bulunabiliyorlarmış onu gördük. İçerlerinde kaynama olunca ne yaptıklarını gördük yani. Ayrılıkçı hareket olarak kabul edildi ve gerçekten çok sert bir müdahaleyle referandum karşılandı. Referandum yok hükmünde diyor hükümet. Katalonya'dan yapılan açıklamalarda biz bağımsızlık referandumu yaptık ve bağımsızlığı alacağız diyorlar. Gece 22'ye kadar oy kullanılmıştı. Oradan gelen görüntülerle devam edelim şimdi. Gece boyunca bağımsızlık taraftarı binlerce kişi seçim merkezi olarak kullanılacak okulları doldurdu. Polis seçim merkezlerinin zorla boşaltılacağını ilan etti. Katalan yetkililerse halka seçim merkezlerine sahip çıkma ve polise karşı barışçıl bir şekilde direnme çağrısında bulundu. İspanya merkezi hükümeti de yasa dışı ilan ettiği referandumda oy kullanılan bölgelere el koyma işlemlerini başlattı. Polisin düzenlediği baskında referandum yanlılarıyla polis arasında olaylar çıktı. Plastik mermilerin de kullanıldığı olayda 11'i polis, 337 kişi yaralandı. İspanyol hükümetinin Katalonya valisi Enric Millo müdahale ile ilgili olarak istemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık dedi. Öte yandan hükümet sözcüsü Jordi Turull yaptığı basın açıklamasında kayıtlı olduğunuz oy kullanma merkezi kapatılmışsa açık gördüğünüz herhangi bir merkezde oy verebilirsiniz dedi. Turull evlerde basılmış oy pusulalarının da geçerli kabul edileceğini açıkladı. Turull ayrıca yaşanan olayların ardından İspanya hükümetinden Katalonya valisi Enric Millo'nun istifasını istedi. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carl Puigdemont ise bağımsızlık referandumu ile ilgili resmi sonuçlar için en az 5 gün gerekiyor. Eğer evet sonucu çıkarsa 48 saat içinde bağımsızlık ilan edip değişim sürecine başlarız dedi. İspanyol hükümetinin referanduma karşı tutumunu da eleştiren Puigdemont, İspanyol devleti hep sürecek utanç sınırını aşan bir imaj sergiledi. Oy vermeye gelen barışçıl Katalanlara copla, plastik mermiyle şiddetle karşılık verdi dedi. Referandum öncesi İspanya genelinde bağımsızlık referandumuna karşı mitingler gerçekleştirildi. Barcelona'da da yapılan bu eylemlerde Katalonya İspanya'dır dövizleri ve İspanya bayrakları taşındı. Bu arada bağımsızlık karşıtı bir seçmen oyunu Osborne Boğası sembollü İspanyol bayrağıyla kullandı. Güne gerilimle başlayan İspanya'da bunlar yaşanırken yapılmaya çalışılan referandumda bir soru ve iki seçenek yer alıyor. Katalonya'nın cumhuriyetle yönetilen bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz? Evet veya hayır. Bu arada referandum sonuçlarına ilişkin bilgi geldi. 90.09'la evet oyu çıktığı yönünde hükümet ama tanımayacağını beyan eden açıklamalarda bulunuyorlar. Şimdi Faruk Bey az evvel iki boyutu var dikkatimi çekti benim. Murat Yetkin de bu konudan bahsetmiş. Avrupa Birliği dışında böyle bir referandum yapılsaydı, İspanyol polisi de bu şekilde karşılasaydı, böyle bir polis müdahalesi olsaydı Avrupa Birliği anında çok sert tepki verir miydi? Evet verirdi Avrupa Birliği dışında olsaydı ama içinde şimdi verir mi sorusu gündemde. Ne oluyor Avrupa'da? Katalonya ve başka bölgeler de var. Bu gerilimin kaynağı nedir acaba? Şimdi baktığınız zaman Avrupa Birliği'nin hala üyesi olan Brexit'le ayrılacak olan İngiltere Dışişleri Bakanı hafif bir tepki verdi. Bu çok aşırıdır dedi bu saldırılar. Sonra da yalnız bu referandumda pek geçerli olmayabilir dedi. Bakın Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan hiç tepki çıkmıyor. Bir korku var. Niçin korku var biliyor musunuz? Semra Hanım, Avrupa Birliği ülkeleri arasında da etnik olması şart değil. Ekonomik bağımsızlık isteyenler var. Mesela Almanya'da 16 eyalet vardır. Bavyera eyaleti her zaman kendini ayrı düşünür. Hı hı. Mesela Bavyera eyaleti Avrupa Birliği nezdinde kendi temsilciliğiyle temsil ettirir.
paraları ayrı görüşür falan. Halbuki onun bir parçası. Yahut Baviera seçimlere kendi partisinden katılır. Kardeş bantı. Hristiyan sosyaller, Hristiyan demokratlarla katılırlar. Fransa biliyorsunuz Bask. İtalya'da böyle bölgeler var. Avusturya'da var. En önemlisi Belçika. Üç ayrı halk grubundan oluşan bir ülke. Yarın öbür gün Flamanlar da bunu örnek olarak alabilirler. Şimdi Katalonlar haklı mı haksız mı bir ona bakalım. Katalonlara bakıyorsun 5,1 milyonluk bir ülke. Gayri safi milli hasılalar 223 milyar dolar. Benim ülkemin üçte biri kadar yahut 3,5'ta biri kadar gayri safi milli hasılası var. Ekonomik gücü var, var yani. Kişi başına gayri safi milli hasıla 43 bin dolar. Bu Almanya'ya neredeyse yakın. 43 bin dolar. Benim gayri safi milli hasılama bakıyorum 9200 dolar. Neyle sağlıyorlar bunu? Şimdi İspanya'da büyük bir sanayi yatırımı var. Hı hı. Bu İspanya'da diktatörlük varken birçok yabancı sermaye geldi. Orada yatırımlarını yaptı. Zira işçinin hiçbir hakkı yoktu. İstedikleri gibi sömürebiliyorlardı. Sonra bunlar kaldı. Bakın Alman otomotiv sanayi en ağırlıklı yeri İspanya'dadır. Ve şu anda Almanya, İspanya'nın ekonomik gücünün %40'ı Katalon bölgesinde. Katalon bölgesinde bilmiyorum. Şöyle, %40 kadar büyük yani. Büyük. Neredeyse yarısı. Yarısına. Hı hı. Ve baktığınız zaman şimdi tam yüzü ölçümünü bilmiyorum ama şöyle haritada baktığınız zaman Katalon bölgesi herhalde İspanya'nın 20'de biri. Hadi bilemediğiniz 15'te biri. Böyle bir bölgede birikim var. Dünyaya kendini Barcelona ile tanıtmış hem turistik hem futbol açısından bir ülke. Dünyadaki benzerleri neresi mesela? Şimdi dünyadaki benzeri neresi biliyor musunuz? Singapur ve Malezya. Hmm. Şimdi onlarda da büyük bir etnik ayrım yok. Fakat Singapur herhalde Malezya'nın 30'da biri. Fakat bağımsız bir devlet. Malezya'dan kimse gelmesin diye sınırları çok sıkı bir şekilde kutluyor. Şimdi tabii ki bu örnek aman yanlış anlaşılmasın. Nereye benziyor biliyor musunuz? Türkiye 7 coğrafi bölgeden oluşur. Marmara bölgesi ve diğer bölgeler diye herhalde bizim 9200 dolarlık toplam ulusal gelirimizin 3 misli bir ulusal gelir kişi başına Marmara bölgesindedir. Yani burada ekonomik Türkiye'de de sanayinin %40-%45'i Marmara bölgesindedir. Almanya için Baviera'yı diyebiliriz, BMW ve bütün güçler vardır. İstanbul o zaman Türkiye için de. Tabii yani düşünün öyle. İstanbul bir gün ben Türkiye, Ankara merkezi hükümetine çok vergi veriyorum, aldığım para az diye ayaklanması gibi bir şey. Zira Katalonların dedikleri çok ilginç. Biz diyor 83 milyar euroluk bir vergi veriyoruz merkezi hükümete. Bizde, bizim bölgemizde yapılan yatırımlar 38 milyarı geçmiyor. Ben diyor merkezi hükümeti 45 milyar euro subvanse ediyorum diyor. Bu onlar için büyük bir şey. Yani Katalonların tabii ki ayrı bir etnik kökeni var ama bu çok etken değil. Zira onlar iç içe kaynaşmış durumdalar. Biraz Türk ve Kürt'e benziyor. Bakarsanız bizde de korkunç derecede büyük evlilikler vardır. Türk-Kürt bir içeri iç içe girmiştir. Fakat Katalonlar bir gövde gösterisi yaptı. Şimdi Katalonların bu gövde gösterisi eğer bağımsız bir devlet olursa ne olacak? Bir, Avrupa Birliği'nden tekrar müzakere etmesi lazım. Katalonların Avrupa Birliği'ne üye olabilmesi için. İlk karşı çıkacak o ülke İspanya'dır. Demek ki Katalonlar Avrupa Birliği'ne tam üye olamaz. İkinci, Avrupa Birliği ülkelerinden ticari anlaşmalar yapmak zorunda, gümrük birliğini sağlaması zorunda. Üç, acaba bağımsız bir Katalon devletine yabancı yatırımcı gelir, yatırım yapar mı? Bunlar hepsi Katalonlar. Para parayı çeker derler hani sonuçta çözülmeyecek bir problem midir? Ama yani çok kolay diye. Bunlar bir 10-15 yıllık, bakın İngiltere Brexit yaptı, ayrılmaya karar verdi. İngiltere ekonomisi çöküyor. Nasıl içine girebiliriz diye savaşıyorlar tekrar. Bağımsız bir devlet olma arzuları yoksa niye referandum yapsınlar? Hani bir yandan da bütün bunlar göze alınmış gibi görünüyor. Bence biraz da aba altından sopa gösteriyorlar. He. Zira hukuksal, anayasal hukukuna bakarsanız hiçbir bölgeye İspanya Anayasası bir bağımsızlık referandumu yapma hakkı vermemiş. Bu anayasada yazılmayan bir hak. Ha diyeceksiniz anayasalar yeni baştan yazılır, şey yapar, bizde de değiştiriyoruz. Fakat bunun hukuksal geçerliliği tartışılır. Bence sonunda
İspanyollar ve Katalanlar bir anlaşma yapacaklar. Yani ne olabilir bu? Merkezi hükümetin bütçesinden Katalanların daha fazla bir pay alması. Daha özelliklerinin biraz daha arttırılması. Yani 83 milyar euroluk bir katkıda bulunuyorsa merkezi hükümete, Madrid'e 38 milyar almayacak da belki 68 milyar alacak. Bunlar önemli kadrolar. Bir de İspanya'ya şimdi Türk seyircimiz maçları çok takip ediyor. Düşünüyorsunuz biz Real Madrid ve Barcelona ile yatıp kalkıyoruz. Hı hı. Bir Barcelona'nın İspanyol Ligi'nde oynamayıp şimdi bugün demişler biz gerekirse İngiltere Premium Lig'de oynarız diye. Oo. Halbuki benim ayrı bir önerim var. Fenerbahçe'ye bu Türk Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören o kadar haksızlık yapıyor ki ben olsam Fenerbahçe olarak Türkiye Milli Ligi'nden çıkar. Barcelona 5-6 kulüple birlikte ayrı bir uluslararası lig kurarım. Bir lig kurulabilir yani. Akdeniz Ligi. Fakat yani espri bir tarafa her açıdan İspanya için o sorun. Ve Barcelona'ya yani Katalan bölgesine giden turist sayısı da az değil. Hı hı. Biliyorsunuz benim insanlarımın geçen gün bir istatistik açıklandı. Son bir yılda Barcelona'da alınan yeni evlerin %12'sini benim insanım almış. Türkiye'den kaçan insanların, Türkiye'den bir dışa göç var. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Barcelona. Oraya gidiş. Madrid değil, Barcelona. Barcelona'ya. Yani. Tabii daha böyle albenisi olan yani Barcelona hakikaten iki yılda bir gidilecek bir kent kendini yenileyen şey falan. Bu açıdan bu bir aba altında sopa gösterme. Avrupa Birliği de bunda aracı olacaklar. Bu ayrılık olmayacak. Ama bu iç karışıklık en azından bir yıl sürecek. Bir de kazara Katalonlar kendilerini kabul ettirip böyle bir bağımsızlık elde ederlerse bir yıl içinde Belçika'da Flamanların bu konuda adım attığını göreceğiz. Avrupa'da böyle bir gerilimli atmosfer olabilir. Dönelim oraya da bir sıcak gelişme, bir son dakika haberi verdiler arkadaşlar ekrana da yansıdı yazı olarak. Amerika'dan bir haber var. Las Vegas'ta bir konsere silahlı saldırı gerçekleştirilmiş. Ölü ve yaralılar var. Sosyal medyada yayınlanan videoda çok sayıda ağır silahla ateş açıldığı ifade ediliyor. Birazdan görüntüleriyle beraber aktarırız. Şimdi devam edecek olursak yani bu Katalonya'daki referandum Avrupa'nın diğer bölgelerini de etkileyecek bir mesaj veriyor. Bağımsız devlet olmasa bile bir ayrılık mesajı tehdidiyle ayrıcalıklar talep ediliyor. Onu görüyoruz. Türkiye'ye bir yansıması olur mu? Avrupa böyle bir gerilimle ilgilenirken herhalde özellikle polisin İspanya'daki tutumu karşısında Türkiye'nin söyleyeceklerini daha sağlıklı dinleyebilirler mi mesela? Bilemedim yani, netameli bir konu ama. Yani çok netameli bir konu ama. Hakikaten 800'e kadar yaralı var. Burada kullanılan şey mermiler, söyleyin o, öldürücü olmayan mermilerle yaralanlar, plastik mermilerle falan. Demek ki her ülke kendi demokrasisi için tehlike gördüğü zaman sert tedbirler alıyor. Türkiye'de FETÖ'ye ve PKK'ya karşı aldığı sert tedbirleri artık Alman, Hollandalı politikacılar çok daha dikkatli alımsarlar. Ve FETÖ olayının Türkiye'de yapmak istediklerine karşı Türk devletinin de kendini korumasına sağlıkla karşılarlar. Fakat referandumlar, Semra Hanım ilginç, ben Barzani'nin yaptığı referandumda, bu adam bunu sonucunu olmayacağını biliyor. İran, Türkiye karşı, Irak Merkezi Hükümeti karşı, sonunda bunlar Fransa'da gidip Barzani ve Merkezi Hükümet anlaşıp Barzani'nin özgürlüklerini biraz daha arttırıp petroldeki payını arttıracaklar ve Kuzey Irak'taki referandumda geçerliliğini kaybedecek. Onun için Katalan ve Kuzey Irak referandumlarının benzer yönleri olduğunu düşünüyorum. Tabii Katalan bölgesi bize çok uzak olduğu için fazla ilgilenmiyoruz. Başbakanımız bile demiş, dur bakalım Avrupa Birliği ne yapacak ona göre karar alalım diye. Halbuki Türkiye'nin bu konuda ikircikli bir durumu var. Avrupa Birliği ülkeleri içinde bize en fazla arka çıkan İspanya, ondan sonra Slovenya'dır. Şimdi İspanya'da böyle bir ayrılık hareketi olduğu zaman
Türkiye'nin biraz daha İspanyollara yakın politika izlemesi taktik olarak iyi olur. Benim kalbim Katalanlardan yana ama mantık olarak daha iyi olur diye düşünüyorum. Dış politika açısından önerinizi de dile getiriyorsunuz. Şimdi Kuzey Irak'la ilgili söylediğiniz söz dikkatimi çekti. Referandum geçerliliğini yitirir, bir anlamı kalmaz. Sadece o da mı gövde gösterisiydi, Katalanlarınki gibi mi algılayalım? Belki gövde gösterisinden daha fazla düşündüler. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği'nden yeşil ışık aldılar. Bakmayın son bir haftada ABD yapmayın, etmeyin, şimdi tanımıyoruz dese bile o güvenceyi verdi. Orada büyükelçilik inşa ediyor. Almanya Avrupa Birliği'nin patronu olarak bunları referanduma hayır derken Kuzey Irak ordusunu Alman silahlı kuvvetleri 3 yıldır eğitiyor. Alman Savunma Bakanı bir kere Türkiye'ye geldi, 3 kere Erbil'e gitti ve bu eğitime yön verdi. Demek ki bir arka çıkış var. Fakat bölgeden arka çıkış yok Barzani'ye. Ve şöyle bir durum var. IŞİD hem Irak'ta kaybolduktan hem de Suriye'de kaybolduktan sonra artık merkezi hükümetler, İran, Rusya bile bu konuda Barzani'ye fazla destek vermiyorlar. Göz yumuyorlar varsa. Zira artık Amerika'nın ve Rusya'nın gözü Suriye'de kurulacak Kürt devletinde. Kuzey Suriye'de YPG ve PYD bir devlet kuruyor. Arada Rusya ve Amerika anlaştı. Laskiye liman, yani denize açılışta Ruslar kendi egemenliği altında bir Kürt bölgesi istiyor. İç bölgede de Amerikalılar istiyor. Şimdi gözler bunu oluşturmak. Suriye yavaş yavaş bir iç barışa gidiyor. Assad bu savaşın kazananı oldu. İnanın önümüzdeki yıl Assad'ı biz hem Almanya'da hem Fransa'da resmi ziyaretlerde göreceğiz. O zaman geldi yani. Vakti geldi artık. Esad'la görüşme vakti diyorsunuz. Ben size bir şey diyeyim mi? Gelmedi, geçti. Bizim bir an evvel görmemiz lazım. Ve şunu görüyorum. Bakın 3 milyon 400 bin Suriyeli mülteci var. Artık yavaş yavaş ülkelerinde barış geldikten sonra Halep'ten bunlar kendi ülkelerine gidip tekrar inşasında yer almaları lazım. İstanbul artık Aksaray bölgesi tamamıyla, ben oralara ara sıra akrabam var, gidiyorum. Artık Suriyeli'den geçilmiyor ve oldukça sert bir Suriyeli akımı var. Yani benim askerim İdlib'e gitsin gitmesin mi diye tartışırken Suriyeli gençler burada üniversitelere bedava giriyor. Aman ırkçı diye tanımlamayın, ben 40 yıl Almanya'da Almanlara karşı bu konuda savaş verdim ama mülteci sıfatında yahut buraya misafir statüsünde gelen Suriyelilerin artık gidip kendi ülkelerinde barışa katkıda bulunmaları lazım. Onun için Gıda ve Tarım Bakanı'nın açıklamasına hiç katılmıyorum. Fakir Baba'nın bir açıklaması var. Suriyeliler gitmek isterse biz mani oluruz diyor. O zaman benim önerim Sayın Fakir Baba'ya, Suriyeliler gitsin. Siz de onlarla birlikte Suriye'ye gidin ve onların ülke katılımı kalkınmasına hizmette bulunun derim. Zira Türkiye bu 3,5 milyonu kaldıramıyor. Bir de çok büyük hakta. 110 bin tane Suriyeli genç imtihansız üniversitelere girdi. Sizin benim oğlum kalkıp 1,5-2 yıl kurslarda hazırlanırken bunlar burslu olarak giriyor. Artık bunu da Türkiye'nin haksızlık biraz... Haksızlık oluyor. Çok oluyor. Ciddi haksızlık oluyor. Bu arada kitabınızı ben hemen bir izleyenlerimize göstermek isterim. Türkiye'de Kültür Ekonomisinin Boyutları diye Faruk Şen'in yeni kitabı var sevgili izleyiciler. Şuradan hemen bir bakalım. Türkiye'de kültür, kreatif ekonomisinin sınırları ve boyutları hakkında kapsamlı bilgiler sunuyor kitap bize. Ve kültürel bir aktivite olarak görülebilecek olan futbol, basketbolda dönen paraların yanında gastronomi ekonomisinde kültürle uzlaşan müzikli lokaller ve oteller de eklendi. Çok ilginç bir alan seçmişsiniz. Hakikaten benim de dikkatimi çekti. Kültürel faaliyetlerin düştüğü, Türkiye'de azaldığı vesaire söz ediliyor. Ama burada o yüzden ben şu anki durumu merak ettim. Kitabı ilgiyle okuyacağımı belirteyim. İzleyenlerimiz dikkatlerini sunalım. İlgisini çekenlere söylemiş olalım. Bir cümle söylememe ilgiyle verin. Türkiye'de ölçülmemiş 3 sektör var. Bir, kültür ekonomisi. Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde bu yıllık yapılır. Çin, Hindistan, Amerika'da da yapılır. İkincisi gastronomi ekonomisi. Hı hı. O Türkiye'de çok aşağı düştü. Artık pek dışarı. Üçüncüsü de spor ekonomisi. 2011 yılına kadar Fenerbahçe 500 Sanayi Kuruluşu'nun bu ISO tarafından yapılan listesine
futbol takımı olarak girme şansına sahip olsaydı 21. büyüklükteydi. Fakat FETÖ'nün katkısıyla bu olanağı kaybetti. Bu üç ekonominin ölçülmesi lazım. Biz ilk olarak kültür ekonomisini yaptık. 13 ana sektör ve 53 alt sektörü araştırdık. Yaparken de şimdi bilim adamı ciddiyetinden söyleyeyim. Alman modelinden çok yararlandık. Bunu en ciddi yapan Almanya'dır. 43 alt sektörde yapar. Biz Almanya'da olmayıp da bizde olan dizi sektörü gibi sektörleri ilave ettik ve çıktı. Gayri safi milli hasılanın %7'sine yakın bir bölümü kültürde dönüyor. Evet, hiç de az değil, değil. Ama herhalde Avrupa ile ölçeklendirilirse de az çıkar diye düşünüyorum. Semra Hanım, onda haklısınız. Almanya'da birinci sektör. Kültür ekonomisi. Hayır, maalesef daha değil. Enerji sektörü. Üçüncü sektör otomotiv ki Almanya'da. İkinci sektör kültür ekonomisi. Oo, çok önemliymiş. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Bu kitabı da izleyenlerimizin dikkatine sunduk. Bir son dakika gelişmesi var demiştik. Los Angeles'tan gelen haberle devam edelim. Şimdi müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendiği belirtiliyor. Ölü ve yaralılar var denildi ama ayrıntılar henüz ulaşmış değil elimize. Görüldüğü gibi duyuluyor silah sesleri. Resmen taranıyor. Dehşet verici hakikaten yaşananlar. Reuters duyurmuş dünyaya haberi. Çok sayıda ağır silahlı ateş açıldığı çok kez ifade ediliyor sosyal medyada bu görüntüler yayınlanarak. Evet, dehşet verici hakikaten. Fakat ilginç, müzik de kesilmiyor. Bir yerde silah sesleri, bir yerde müzik. Festival aynen devam ediyor. Algılayamadılar demek ki o anda duramadılar demek ki. Evet, Faruk Bey, sizi uğurlayacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler, yorum, değerlendirmeler için programımız devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. Gitmem.